Müzikali vardı ya eskiden, TikTok'tan önce böyle bir dans vardı. Tık tık. Benim burada geçmişim var da. Senin Size. zaten toplam 15 yıl geçmişti. Yine ekranları karşısındaki izleyicilerimizi komşum İnci ile beraber selamlıyoruz. Geldiniz. Açık Mutfak başlıyor. Bugün ne yapıyoruz İnci? Hadi anlat bakalım. Bugün çok güzel bir pasta yapacağız. Böyle 14 Şubat temalı, kırmızı çilekli. Bana değil ama. Ya baba sana artık yeter ya. Bak yemin ediyorum bu YouTube kanalını açtığımızdan beri babam işten eve erken geliyor. Diyoruz ki tamam okey hadi erkenden başlayalım da şey yapalım falan. Annem markete gitti, kapı çaldı, kapıyı bir açtım babam. Video çekmişsiniz diyor. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçek yani. Tamam. Ne? Saat mi? Abi bakabilir miyim? Ne çekti? Oo! Anneden oğlum mu diyeyim? Armut dibine düşer. Armut mu? Bu konsept başladığından beri bana armut dendi. Kafama ayvayla vuruldu. Bu kız bana kel dedi. Burada kel şakası. Söz vardı bir ara. O babama dendi burada. Söz var. Kim ya? Efendim? Tamam abi ödeyeceğim. Şarkını kullan. Serdar abi arıyor. Merhaba. Alo. Muz bu. Her seferinde kanıyorsun ya. Evet bugün güzel bir pasta yapacağız. Öncelikli olarak sakalım uzadı. Çok bıyıklı değilim bu videoda. Emre, ince olmasa seyredilmez ben. O bıyıklar sakallarla. Bugün malzemelerimiz neler? Biraz çilek, biraz muz. Tarçın, zencefil. Neydi o? Nane, limon kabuğu o ya. Tamam. İyilik pastaban alır marketten. Ya düz taban gibi ne? Pastaban ne? İyilik. Bir de bunlar aslında iki kardeş. İyilik ve sağlık. Ha. Bunları ben İskender kesin... olduğu için. Baba İskender yapmayacağız, yapmayacağız. Anneme dönmüş diyor ki İskender yapsalar var ya patlar diyor. 100 bin izlenir, 200 bin izlenir diyor. Gel evet. Video çıkışı gidelim bir İskenderciye yiyelim. İddiaya girelim. 100 binden aşağı olursa ben İskender ısmarlayacağım. Gerek yok yok. İskender yapamayız burada. Alo. Sen şaka mı yapmaya çalıştın? Öğrendim sanki. Uçlu kısımlarını kesiyoruz. Aynı renk sevdiğine bak. Şimdi biz ikinci kremamız, yani biz değil ben, ikinci kremamıza geçiyorum. Şimdi bu mu oldu? Ha, biz ben mi olduk? Farklı bir kamera açısından merhaba. İnce eskiden böyle manga şarkıları vardı. Kucuk 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 sesler geliyor ya mesela bak. Muhallebi kıvamına. Evet bir muhallebi kıvamına geldi bu arada. Ojelerimi yeni sürdüm. Bu arada Arif Güloğlu'yla çok fazla video gelsin video gelsin demişsiniz. Arif'i bugün getiremedim ama... Evladımız o da. Kupasını... Çaldım. Arkasında Arif Güloğlu yazıyor inanmayanlar için. Ankara turnesinde bir tane güzel kardeşimiz hediye almış Arif'e. Ben Arif'e yalvardım ne olur benim olsun benim olsun diye. Çünkü canlı yayınlarda da ben bunu kullanacağım. Mutfağımızın şu yumurta tavuk şeysinden sonra ikinci objesi. Ya bugün aramızda yok maalesef kendisi. Bugün yumurta kullanmıyoruz çünkü ama çok orası çıktığını düşünüyor musun? Bak önünde bu var. Geçen de şey ben soğan kesiyorum diyor. Burada nasıl biliyor musun? Bu var. Yumurta şeyi var. Annem uzanmış önüne. Nasıl keseceğimi bilemedim. Bunları kamera detay. Işık katmandaki kremaya geçeceğim şimdi. Onun için de süt lazım. Süt. 3,5 saatte çilek kestik ya. Tik. Kestik ince biz bir ekibiz. Bundan sonraki videoya girmeyeceğim. 5000 izlenmeyeceksin. Arkadaşlar, babam bu videonun kendisinden ötürü izlenildiğini düşünüyor. Lütfen yapmayın. İnsan çocuğunu seçemiyor ya. İnsan babasını seçebiliyor mu? Seçemiyor ama seçebilseydi de ben yine seni seçerdim be. Sen beni seçer miydin? Seçerdim tabii. Nasıl gözün seyiriyor burada yalandan ya. Ayağım kaldırdım abi. Ayağım kaldırdım abi. Bir mikser alabilir miyim? Tabii görümcem gelsin. Ha, öyle şeyler var. Şey... Bunu yıkamadık. Bir iki tane daha... Emre'nin olduğu dolabı aç bakayım.
Bu şey olur mu? Gelin sen. Açtın ne annemin müthiş Türkçesi. Emre'nin olduğu dolabı aç diyor. Ne yapayım ya? Ne yapacağız? Sıçrar mı? Arttır. Kap yamuk içi. Yoruldum. İyi oldu ha. Bayağı iyi. Ya krem şanti ile alakalı da bir anım var, anlatayım mı? Aşağıda her şey. Kızım yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Gökalp diye bir arkadaşım var benim. Yani şu an görüştüğüm en eski arkadaşım. Bir falanız belki. Geçer mi? Böyle Gökalp son 4,5 lirası mı ne var yani cebinde? O zamanlar öyleydi yani 4,5 lira harçlık olabiliyordu. Migros'a girdi. Biz hepimiz böyle kekmek aldık işte. Gökalp bir çıktı, krem şanti bu kadar. Anlam veremedik. Biz kek yiyoruz falan, serviste dönüyoruz. Arkadan şöyle ses geliyor bak. Dönüyorum Gökalp böyle bir kom. Krem şanti de senin için olsun. Bir de benim de krem şantide bir anım var. Krem şantiyle bir anım var. Anlatmasam ne anım var? Şey Ege'yle böyle el ismi koyup böyle şey yapma şey yapıyor. Tavana değdi. Orada iz kaldı. Bu da şey olsun. Bak ne yapalım biliyor musun? Buraları bunları onu gerek yok kullanmaya. Bak bu güzel duruyor. Bunu dışa. Bir ara popüler oldu ya video, çileğin içine şey, bu Microsoft ne ya? Çileğe mikroskopla bakıyorlar, içinde böcek yürüyor bilmem ne falan. Şu an bize mi yedireceğiz? Tam zamanı bulmuyor. Baba sen yeme zaten, Allah aşkına senin şekerin yok mu ya? Yok, bir İskender canım çekiyor. Bunları doğrarken ben bir soru sormak istiyorum. 14 Şubat'ın bizim ailemiz için bildiğiniz gibi sizin de artık bir önemi daha var. O da annemin doğum günü. Bu dünyada annemden daha tatlı, daha güzel, daha iyi kalpli bir insan yok. Bu vesileyle de annemin doğum gününü tekrar kutluyoruz. Seni çok seviyoruz. Bir hatası oldu bu hayatı boyunca işte. Beni yapmak mı o da? Ya sen niye her şey üstüne alıyorsun? Bana sürekli laf sokuyorsun baba. Tarkan'dan özür dilerim, ben de tüm insanlıktan özür dilerim videosu kaç, 5 milyon mu ne izlendi? Gaza geldi bana sürekli evin içinde, kamerada yok. Düzgün yürü lan falan diyor ya. Hiç haz etmemeye başladı ya. Onun dışında peki soruyorum, hem sevgililer günü hem doğum günü. Hı hı. Ne yaptın, ne aldın mesela bu doğum gününde? Sipariş verdim, geç geldi. Daha gelmedi. Hala gelmedi mi? Ha gelmedi. Almanya'dan geliyor diye mi? Neyse yani baba, canın sağ olsun. Çileklerimizi de kesiyorum bu arada ben. Muz da keseceğiz. Evet. Daha muz kesecektik ya. Karpuz oğlum o. Biliyorum. Ha, onu mu uyarladın? Evet. Senin komedi kişiliğini ne yapacağız? Tamam. Bir bakacaksın açık mutfak sadece inciyle. Hadi inşallah. Ben böyle yan bir kanal açmışım böyle açık mutfak. Ya. Şimdi bu videodan seni nasıl kırpıyorum? Ara ara gözünüz şeyde olsun. Tamam. Arkadaşlar biz pastayı yaptık, yedik. O sırada kamera çok kapanmış. Çok beğendik, bir tane daha yapıyoruz. Evet. Hazır iyilik pasta banımızı açtık. Oh. Çok güzel kokuyor. Şimdi pastanın tabağı... Oğlum yapış yapış bu. Evet öyle. Bir şeyden de memnun ol be. Öyle işte. Şimdi bunun tabanını buraya koyacağız. Sonra... Biraz süt. Krema... Ha, süt yumuşatacağız. Aynen. Krema. Muzları dizdik. Sonra bir tavanlar koyduk. Çilek de koyacağız. Sonra bir koyduk mu? Evli biliyor ama senin bilip bilmediğini kontrol ediyor. Bir şey yapmamıştım düşün. Böyle bir yanmış, bir kızarmış. Bu. Ya çok güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Güzel güzel. Sen yedin mi ya bunu? Bu ne lan? Bu kim? Ha diyorum. Bunu böyle koyalım. Burası zaten steril temiz bir ortam. Sütü böyle... Sütü seven kan. Az önce bir sürü şey çektik. Telefon yine kapandı, ısındı. Saklama yeri doldu. Bir telefonun başına ne gelebilecekse hepsi geldi. Kamerası falan iyi görmemeye başladı, bulanıklaştı falan. Ama her şeye rağmen bu pastayı, bu videoyu bitireceğiz. Hadi. Az önce telefonumu soğusun diye buzdolabına koydum. Şaka gibi.
Yani tereyağın yanında böyle duruyordu. iPhone 15 Pro Max böyle bizim tereyağıyla bakıştı içeride. Hiç bilmiyorum. İnşallah kadraj kaymamıştır, bir şey olmamıştır da. Önemli olan muhabbet zaten. Ne ya? Çok güzel şeyler söylüyorlar senin hakkında, görüyor musun? Evet görüyorum, bakıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hadi şimdi ne yapacağız? Ha pardon. Süt böyle mi yapacağız? Bunu buradan böyle döksek ne olur? Aman bir şey olmaz aman. Ya. Bu video var ya tam böyle aman. Abone olun, like, aman. Hadi bakalım. Kayıyor. Gel bakalım açalım. Bunu böyle... İşte. Benim hayalimdeki evi bu. Çok artık ama yani. Silelim ama. Bence. Aman. Bu dökülüyor, dökülüyor. Bir şey oluyor buna. İnce çöpe at bari şunları. Bir saattir teknik ekip gibi telefon tahmin ediyorum. İki şey yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ya ama. Şimdi sütümüzü yeniden buraya. Ay, sütünüzü bistik, hadi lan. Ya ne yapalım? Kamera kapandı bir buçuk saattir onunla uğraşıyoruz. Bu sefer keke döküyoruz. Benim galiba elim bozuk. Ama neden hemen anlatıyorum. Arkadaşlar çarşamba günü skeç yazdım. Perşembe günü prova'ya girdim. Cuma günü burada çok güzel hareketler bölümü çektik. Cumartesi günü sabahtan gittim Eskişehir'e. Saat 4'te bir oyun, 8'de bir oyun oynadım. Oradan çıktım Ankara'ya gittim. Ertesi gün yani dün 4'te bir oyun oynadım. 8'de bir oyun oynadım. Bu sabah Ankara'dan buraya geldim. Hiç dinlenmedim. Pasta yapıyorum YouTube için. Ne olmuş ya? 2025 14 Şubat'ında biter bu hızla yani. O eleştir sanaydı, bana değil, benim elim hızlı. Doğru. Yemin ya. Ediyorum açık mutfak dağılıyor. Ben diyor. Yapayım diyorum. İzin vermiyor. Tiramisu çok severim biliyor musun? Sen köyde tiramisu yazar mısın aşağıya? Sen bende dedikodu yapıyor gibisin. Ya İnci ilk tanıdığımda merhabalar ben doktor olmak istiyorum diyen bir kızdı. Şu an eve bir geliyorum annemle fal bakıyor. Türkçesi bozuldu, kız konuşamıyor. Burada ay tiramisu falan bir şeyler. Bu kız böyle giderse yemin ediyorum 3-5 aya böyle uzaktan nah falan çekmeye başlar. Haberiniz olsun, ben söylüyorum. Doktor hanım ciğer filmim çıktı mı? Çıktı bak burada. Doktor hanım muayene tabi uzanın. Nereye uzanayım? Buraya uzanayım. Hadi sütümüzü koyduk. Eleğimizi astık. Aferin. Ya çok mutlu. Arif'i tanır mısın? Tabii ki. Kaliteli bir hayatım var. Evet şimdik. Şimdik ne ya? Ay bir dakika ya, ne oluyor ya? Şimdik denmiyor mu? Deniyor. Annesi arkadan ne diyor biliyor musun? Patlat. Diyeceksin ki valla şimdi. Yapacaksın. Valla şimdi krema bizi nasıl yiyoruz hadi. Bu ocakta yaptığımız kremayı içine. Evet ocaktan beri bekliyor, bir ay oldu. Sürüyorum kafana bunu. Hadi bunu böyle sürüyor muyuz? Biraz dur dur. Aa! Böyle bol bol koyacağız ki. Sürülsün. Evet de. Ya, süte bu mi kekle ihtiyacı? Beraber geliyor sanki kek bana doğru. Kek çok kötü galiba ya. Çok baya. Dursana bak bana ne yapacağım. Basa basa bu. Oo kopuyor. Ben şey sunucuyum. O yüzden o yapıyor, ben böyle 5 saat böyle bir şeyler anlatıyorum. İşte. Kayıtlara bakalım ne anlattın ya video başından beri ne anlattı ya. Bir krem şantiyonunu anlattım o kadar. Evet 4 saniye sürdü ya. Ne biliyor musun böyle kalkıyor falan ya böyle. Evet. Peruklu bir adam gibi şu an bu, niye bilmiyorum. Ne yapacağız biliyor musun? Amin. Amin. Ona da süt dökecek miyiz? Acık dökeceğiz. Acık ne ya? Acık. Acık dökmeyeceksin galiba. İnci çok kötü diziyorsun ya. Google'da adın çıkıyor. Dünyanın en kötü şaka yapan adamı diye yazınca. Olsun sonuçta bir adım, bir adım var yani. Benim adım yazınca çok kötü magazin haberleri çıkıyor. Seni kim tercih ederdim? Ya eleştirmesenize bize ya. Bizi. Bizi. Alo. Bak. Ay çok güzel hareketler. Son bölümde gördünüz mü? Ezberimi unuttuğum bir yer var. Çok tatlı. Aslında ezberimi unutmadım orada. Cümleyi kuramadım. Dünyanın en zor cümlesi. Sizce sizin benim en sevdiğim özelliğim ne? 2000 years later. Benim en sevdiğiniz özelliğim ne?
gibi bunu o bölümde yapabilseydik. Ama çok güzel olmuş. Ama niye yapamadım biliyor musun? Bıyığım vardı. O kadar aksilik oldu ki bu videoda, mantı videosundan daha uzun sürdü. Diyorum çünkü İskender yapmadığın için. Yapmayacağız İskender. Paşa paşa yapacaksın. Bunu ya. Süt dökecek miyiz? Herkese merhaba, ben Emre Aslan. Instagram'da 18 milyon... Hemen de hazırsınız. O yok, o yok. Bu arada bizim yeni şarkımız 1 Mart'ta yayında olacak. Peki, İnzi. Biraz bize böyle Karadeniz ağzıyla... Ay yok. Ne olur denesene. Ay lütfen denemeyin. Dene! 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 İnce! Deneyeceğim. Deneyeceğim. Gel bakayım. Gel bakayım. Oldu mu sence? Hadi tabii ki. Bizim yine telefonumuz yandı. Sonra tekrar dolaba attık. Dondu. Telefon yenilemek isteyen arkadaşlara sesleniyorum. iPhone 15 Pro Max almayın. Menüde donuyor. Galeride donuyor. Sosyal medya herhangi bir şey. Twitter, Instagram, cartcurt istediğine gir kasıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Garip bir şey. Bana eskiden Trident marka telefon diyeceğim. Bu kız nereden bilecek ya? iPhone'lar vardı. Trident ama. Apple değil. Aynı tasarım. Sadece böyle anteni falan çıkıyordu. Televizyonu vardı. Bir gün bayramda halam çıkarttı telefonu böyle. Falan yapıyor. Babam baktı, iPhone mu aldın dedi. Evet dedi, ne zannettin? Anteni bile var dedi, antenini açtı. Bak, hepimiz böyle kaldık, enişten böyle yapıyor. iPhone diye Trident telefon almış. Hala bunu izliyorsun, biliyorum seni çok seviyorum. Ama eniştem seni kandırmış! Başlayacağız da mesela. Başlayacağız diye böyle bir tane cümleyi böyle, hafif de böyle oralı oldu. Anladın mı? Ne oluyor? Devam edeceğiz de. Devam edeceğiz. İnce adına çok özür dilerim. Tüm Karadeniz bölgesinden özür dilerim. Şey değiştir. Böyle kötü komedi şey. Kötü tiyatro yok, yani. Yok o hiç yok. Biraz falan ben. Boz konuşmanı boz. Biraz daha böyle konuş. Hadi bu pasta oldu. Hadi bunun üstüne kapat. Bu da böyle şişti mişti. Çok kötü. Her şey çok kötü gidiyor yine. Değil ya değil. Bana ne bağırıyorsun ya? İyi pozitif arkadaşlar ya. Pozitif. 777. Alan kadı. Hadi bunu böyle atıp. Kırıldı mı? Arasaydık şuraya pasta getirselerdi, üfleseydik ya. Şimdi sen söyle. Olsun onu kapatacağım. Kırıldı ama şimdi bunu zaten... Kalbimiz gibi. Kırık mı diyorsun? Yok değil ya. Ah be! Hadi tamam bu kadar yeter. O ne? Krem şanti. Benzetildiğim bazı ünlüler var. 1. Burak Özçivit. 2. Küçükken hepimizin mutfağında olan bıyıklı şişko tuzluk. Tuzluklar vardı ya. Şöyle bak fotoğrafını incinin yerine koydum. Bunu buraya yapıştım. Hadi. Ay ama kesin... Bu ne ya? Okulda falan tanıyorlar mı? Aa videodaki kız diyorlar mı? Şey bilse gibi başladı. Gece waffle mı yapsak o zaman falan dedi. Bu kız mıydı erkek miydi? Erkekti. İnci benim kardeşim ha bu arada. Sana öğreteceğim ne yapacağız biliyor musun? Oo gece waffle mı yapsın? Hadi! Bu. Yaşadı gerçekten. Ben yine bu tezgahta bir tane video attım. Çikolatalarla mı konuşuyor? İşte sen niye üzülüyorsun ki? Sende hata yok. Seni bir kere daha affeden, bende hata var falan. Böyle bir şey var. Çikolatayla konuşuyorum. İşte Sivilcem çıkmıştır yazıyor. Altına ne yorumlar geldi biliyor musun? Oha bence oyuncu ol. Bence kesinlikle oyunculuk yap falan. Onun altına ne geldi biliyor musun? Arkadaşlar siz cahil misiniz? Salak mısınız? Zaten Emre güldür güldür de oynuyor. Çıkarıp bunu yapınca ASMR yapalım. Bak sanayiye girdiği nasıl belli adamı? Gitmiş bir şey. İnci bu çok kötü bir şey oluyor. Hayır ya güzel. Ay bir dakika. Buradaki uzay mekiğine benzedi şu. Bir tık da bırakalım göz yapacağım. Var ya çilekleri geç hepimize göz çıkar. Tut spatulayı çevirelim. He öyle yapacağım. Bu arada spatula deyince alakasız Sparta'dan Isparta geldi aklıma.
Ben askerliğimi Isparta'da yaptım. Askerlik anım bir önceki videoda çok güzel reaksiyon aldı. İnsanlar mesaj atmış. Abi devamı yok mu? Devamı yok mu? Bir tane daha askerlik anısı anlatabilirim bu sırada. Kısa dönem olduğum için zaten iki anım var. Eski anıyı hatırlamayanlar bir önceki mantı videosunda bulabilir. Onun devamı aslında bu. Komutanımız odasına çağırdı. Kaşıkla yemek yemeyi öğretti bize. Sonrasında da dedi ki yalnız dedi Emre senin saçın biraz daha uzun. Halbuki ben burada Etiler, Kadir Alkan'da kazıtmışım 3 numara. Gittim oraya birazcık uzamış. Kısa yani saçlarım. Senin dedi saçın Nizami değil, senin saçını kessinler. Komutanım dedim. Evet seçilmiş 6 askeriz, saçımız Nizami olmak zorunda. Haklısınız komutanım dedim ama askerler var, saçları daha uzun. Onlar dedim biraz haksızlık olmaz mı? Haklısın dedi. Aşağı bir indim 400 askerin saçı kesiliyor benim yüzümden. Sonra gittik bir tane odaya çıkarttılar bizi. 3 tane asker saç kesiyor. Bir tanesinden yalnızca biri berber. Makineler çok eski, taraklar kırık falan. Bir tane çocuk Adanalı bir çocuk. Adını hatırlamıyorum, hakkını helal etsin ama böyle yaptı. Vay dedi abi ben seni çok severim ha. Gel ben senin saçını keseyim abi çok güzel hareketler. Oturdum abim benim seni çok severim ya o Atakan no acura bilmem ne falan filan bir şey derken zınk dedi böyle tarak fırladı. Bak böyle oldu. Çok seviyorum ha zız dedi. Bana ne çeviriyor görmeyeyim diye. Yok abi bir şey yok ya. Dayı sen de Ahmet sen gözünü seveyim. Sonra yandaki berber geldi düzeltmeye çalıştı falan. Ben böyle asker boyunca şuramda şöyle makine izleyip ve bunun sebebi ne aslında biliyor musunuz? Annem ve anne beni konuşuyorlarmış. Ay Emre de çok yakışıklı, Emre de çok tatlı bilmem ne. Zınk bir telefon. Anne kafamı çizdiler bu böyle. İşte nazar işte, böyle nazar. Bir şey. Aman! Böyle bir askerlik hikayelerimi anlattığım stand-up mı yapsam? Bir bölüm zor sürer. Bence ben oldu bu ya. Şefkat mi gösteriyorsun pastaya? Seviyoruz. MC yıkık. Ah içtim geceleri serseri bedenim yandım güzelim sen de göremedin. Şey koyacağız. Kenardan keseceğiz, yes. Mısıkacağız. Evet. Gel gel gel. Bir dakika buraya bir biraz daha. Bu nasıl bir şey oldu ya? Oo iyi duruyor. Çok güzel oldu. Anam. Çok güzel oldu valla. Neyse evet. Cübür. Ay bücür. Cübür ne ya? Allah'ım ya. Sapan saçma gibi oldu. Bu kız gidiyor bak söylüyorum. Böyle bir tane çok güzel oldu. Bu arada evet bak. Mesela şunu şu şekilde satsak satarız. Evet. Ooo. Spider-Man mi yapsak? Aa. Nasıl yapacağız? Yapmayacağız. Her çilekte aşırı eğleniyorum. İnci bu sana benzedi lan. Seni böyle köşeye aldım. Bu da böyle. Üzgün. Aa, ağız yapabilir miyiz bir şekilde acaba? Bence yapmayalım ya. Bunlar böyle daha güzel. Ha? Minyonlara mı benzedi biraz? Glazür var ya böyle üstüne yazı yazılan. Glazür kim ya? İşte tecrübem var falan filan diyor bir glazür bilmiyor yani. TikTok'ta bir gingerbread cookie yapan bile görmedim mi yani? Mumları falan dizayn bir şey var. Şu anda. 4, 3 mum burada. 4, 5. 4 mumdur 15 mumdur değil mi? Yazan adam 1 demiş, 2 demiş, 3 demiş, 4 demiş. Niye 15'e atlasın ondan? Niye 14'e atlıyor? Çünkü 4 mumdur, 14 mumdur. Anladın? Mumlarımız çok kötü ya. Komşudan mı? Yok yok, bu mum, bu daha güzel. Bu daha çok şey gibi. Survivor'da bu hafta. E yazmayalım da böyle nokta 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 nokta. Aa, mı? Aa evet yaptım? Evet, sprinkle. Ama sprinkle değil, Türkçe konuş artık. İnsanlar şu anda YouTube'u açmış. Elinde Türkçe, İngilizce sözcük böyle bize videoyu izliyor ya. Ben anlamadım. Yuttun Çin'e biraz. Yuttun çünkü. Oğlum yok oluyor bu.
Oo. Ne tadı var biliyor musun? İskender. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yap... Yorum... Tekrar. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tiramisu diyemediğimi öğrendim az önce. Tiramisu Enis Arıkan gibi tınlamıyor mu? Şöyle falan mı acaba? Sanki bu mumlarla çilekler striptiz yapacakmış gibi değil mi ama? Pas hazır olduğuna göre artık final etabına geçiyoruz. Ateş gösterisi gibi, bu ne Allah aşkına? Benim kadar. Senin de benzetildiğin şeyler. Şimdi şey editlerini görürüz. Senin fotoğrafın Serenay Sarıkaya bu çakmak ve şu çilekle çilek. İşte yeni nesil bu dörtlü arasındaki bağı bilmeyecek. İyi ki doğdun Esra. Önce dilek tut. İçinden tutma. Bu bir YouTube videosu. Söylenirse olmaz. Hadi olur olur söyle. Huzur, mutluluk, güzellikler hep benim olsun. Amin. Hadi bakalım. 35 yaşın kutlu ve mutlu olsun. Yeni yaşım 35, benim 35. Bizi benzetiyorlar ha. Ben benzemiyorsun. Hadi anne bunu kes artık bir şey. Biz bu kadar pasta yaptık. Şimdi. Bana geldi bir şeyler ya. Şimdi bak arkadaşlar, burada eski videolar diyorum ya, baba 100 bin plaketi geliyor satarız yani falan. Anlayın annem bak, ay çok iyi oldu bu işi mi yapsak ya? Hayır sürekli çok. Oğlum beni niye itiyorsun? Çık aradan. Tamam elindekini bırak, sakince bırak, anlaşabiliriz. Cemile'nin tiki var diye dalga geçiyorsun ya, annemi görün. Şimdi bıçak varken yapma ben. Yapmam yapmam. Hadi bak yapma. Zaten... Bir şey yapmıyorum anne. Ya çirkin uyuzun. Değdim, yanlışlıkla değdim. Yapma dedim bak. Hadi. Teşekkürler. Bravo. Bir videonun daha sonuna geldik. Aşık Mutfağın 3. videosuydu bu. Şuradan mı direkt daldık mı ya? Bak kesilen yerden. Hey. Oo. Bence en iyi şey buydu yaptığımız şeylerin arasında. Tebrik ederim şef. Oğlum elimi bulamıyor ya. Tebrik ederim şef. Ederim şef. Şef, tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Eline koluna sağlık. Açık Mutfak videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. 3. videomuz hayırlı uğurlu olsun. Kamera önünde siz 2 kişi görüyorsunuz ama arkada çok büyük bir ekip çalışıyor. 3 kişi. Annen, annem ve babama çok teşekkür ederiz. Kendimizi bir alkışlayalım. Bu tarz kafa dağıttığımız, eğlendiğimiz videolar gelecektir bu kanala. Dediğimiz gibi abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Açık Mutfak bitti. Haydi geçmiş olsun. Her şeye rağmen çekilen bir video. Amma ne yapıyorsun? Ters gitti böyle bir dört. Ay kayıtlı olsaydı. İncin annesi şurada düştü. Koltuktan düştü. Bordo terlikler. Burada dedi ki anne bizi benzetip bir döndüm arkada. Ben de düştüm ya işte öyle, buram morardı komple. Yorum atmış biri. Of ya abi makyaj olduğunu biliyoruz falan. Uzun videosunu yapacağım. Düştüğüm yere gideceğim, röportaj yapacağım. Onu da yakında çeker. Merdivenle mi yapacaksın röportajı?